Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili 5. testi çözmüş olacağım. 1. soruyla başlıyoruz. 1. soruda bu cümlede geçen hayatın nabzını elinde tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Cümlemize bakalım. Paris sıkıntısı kendi bütünlüğü içinde büyük yenilikleri içeren, hayatın nabzını elinde tutan, derin manalar taşıyan, özel ve özgün bir kitaptır. Bakın, hayatın nabzını elinde tutmak. Ne anlama geliyor? Hayatı ve içindeki insanların genel düşüncelerini, eğilimlerini, niyetlerini kontrol altında tutmak anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda ise A seçeneği dursun, yaşamın tüm canlılığını yansıtabilmek değil, bunu elemiş oluruz. Can alıcı konuları cesurca işlemek, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Gerçekleri değiştirerek anlatmak, bundan da bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Özgün bir biçim özelliğine sahip olmak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Bakın arkadaşlar, A seçeneğinde yer alan yaşamı istediği gibi yönlendirmek, yani hayatı ve içindeki insanları ve onların düşüncelerini, eğilimlerini kontrol altına almak anlamına gelir. Ve yukarıdaki ifadeyle anlam yönünden uyuştuğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 2. soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Cümlemize bakalım. Görsel edebiyat insana içinde kendini yakalayacağı ipuçları verir. Arkadaşlar, içinde kendini yakalamak nedir? Özünü bulmak demek değil midir? Seçeneklere bakalım. Her şair insanı duygu okyanusunda kulaç atabilecek seviyeye getirebilmenin yolunu arar. Böyle bir şeyden bahsetmiyor, özden, kendini bulmasından bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. İnsanın merak güdülerini harekete geçiren yazıların çokluğu edebiyatı vazgeçilmez kılar. Yine özden, kendini bulmaktan bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. Klişelerden, kolay cevaplardan kurtulmak için klasik yapıtlar okunmalıdır. Bakın burada da bir özden bahsetmiyor, kendini bulmaktan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. İnsanı hayal dünyasında gezdirip sorunlardan uzaklaştıran her yazı gerçek edebiyat oluşturur. Bakın burada da özden bahsetmemiş, kendini bulmaktan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Yazar her denemesinde okuru benliğinde yolculuğa çıkarıp okurun özelliklerini yansıtmaya çalışır. Bakın, okuru benliğinde yolculuğa çıkarır. Yani kendi özünde yolculuğa çıkarır anlamına gelir. Dolayısıyla yukarıda altı çizili sözcükle uyuştuğunu görüyoruz. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 3. soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? Eleştirmen, yazarı eleştirirken tatlı sert bir tutumu benimsemelidir. Buradaki tatlı sert sözüyle anlatılmak istenen nedir arkadaşlar? Ne çok yumuşak ne de çok sert anlamındadır. Seçeneklere bakalım. Dostlarının kusurlarını çekinmeden yüzlerine söylerdi. Çekinmekle ilgili bir ifade kullanmıyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Abartılı söyleyişlerden kurtulmanın yollarının hiç aramadı. Abartılı bir söyleyişten de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Şairler hakkında değerlendirmelerinde hep tarafsızdı. Tarafsızlıkla da ilgili değil bu. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sevdiklerinin eksiklerini gizleyen bir tutum içindeydi. Herhangi bir gizlilik anlamına da gelmez. O yüzden bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde ise acı gerçekleri anlatırken bile kırıcı olmamaya özen gösterirdi. Yani seçtiği kelimeleri ona göre seçer, yumuşak bir tavırla. Ne fazla yumuşak ne de fazla bir sert bir şekilde ifade eder. Karşıdaki kişinin anlayacağı şekilde onu üzmeden kelimeler kullanırdı anlamına getiriyor. Yani tatlı sert ifadeler kullanırdı anlamına gelir bu ifade. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 4. soru. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Size beylik deneyimleri özgünmüş gibi göstermeye kalkışmayan, acıları abartmayan, toplumun yaşamını yönlendirmeye heveslenen bir yazarın duyarlılığından bahsediyorum ifadesinde. Bakın arkadaşlar,
beylik deneyimleri özgünmüş gibi göstermeye kalkışmayan. Ne demek istiyor burada? Özgünlük nedir? Farklılıktı değil mi? Yeni bir şeyler ortaya koymaktı. Peki beylik kelimesinin anlamı neydi? Hatırlarsanız daha önceki çözmüş olduğumuz sorularda bahsettik. Beylik kelimesi burada kalıplaşmış, klişe olmuş ifadelerden bahsediyor. O zaman bu sanatçı nasılmış arkadaşlar? Klişe sözleri, kalıplaşmış sözleri özgünmüş gibi göstermeye kalkışmıyormuş. Bu anlama gelir bu cümle. Seçeneklere baktığımızda ise A seçeneği dursun. Bilinen gerçekleri süslü bir anlatımla okuyucuya ulaştırmak. Süslü bir anlatım değil, bunu elemiş oluruz. Toplumun etkisini çekmeyecek eylemlerde bulunmak. Arkadaşlar, toplumun etkisini çekmeyecek eylemle de bahsetmiyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Deneyimleri okuyucuya hayal ürünüymüş gibi vermeye uğraşmak. Hayal ürünü anlamına da gelmez. Klişe, basma kalıp ifadeler demiştik. Bunu da elemiş oluruz. Evrensel değerlerin yazar tarafından değiştirildiğini göstermek. Herhangi bir evrensel değerden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise sıradan edinimleri orijinal bir havada yansıtmaya çalışmamak. Evet arkadaşlar, bakın, sıradan edinimler, kalıplaşmış, herkes tarafından kabul edilen, herkes tarafından kullanılan, klişe anlamına gelir. Aynı zamanda orijinal kelimesi de yine özgünlük anlamına gelir. Görmüş olduğunuz gibi buradaki beylik deneyimleri özgünmüş gibi göstermeye kalkışmayan demek, sıradan edinimleri orijinal bir havada yansıtmaya çalışmamak anlamına gelir ki o yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu cümlede geçen bir klişenin boyunduruğuna girmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? O zamanlar yalnızlık konusu bu kadar almış yürümemişti. Onun için kitap bir klişenin boyunduruğuna girmiyordu hemen. Bakın burada dikkat edeceğimiz kelime klişe kelimesi. Ne demek klişe arkadaşlar? Kalıplaşmış demek. Kalıplaşmış anlamına gelir. Yani kalıplaşmış kelimelerin boyunduruğu altına girmiyormuş sanatçı ya da kitap. Seçeneklere baktığımızda yaşanmış olayları gerçek dışı bir tarzda yapıta yansıtmak. Arkadaşlar, gerçek dışı ile ilgili bir şeyden bahsetmiyor. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Doğruluğu şüpheli düşüncelerin esiri olmak. Doğrulukla ilgili bir şeyden de bahsetmiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Alanında otorite olan şahısların etkisinde kalmak. Herhangi bir kişinin etkisinde kalmaktan da bahsetmemiş. Bunu da denemiş oluruz. Orijinal konularda eser verememek. Aslında klişe her ne kadar orijinal kelimesini çağrıştırsa da arkadaşlar, yani onun dışına çıkmak anlamına gelse de, herhangi bir şeyin esiri olmak ya da onun emri altına girmek gibi bir ifade olmadığı için bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğinde yer alan basma kalıp düşüncelerden uzak durman. Basma kalıp zaten nedir? Klişe olmuş, yani kalıplaşmış anlamına gelir. Bu düşüncelerden uzak durmak gerektiği, onların esiri olmamak gerektiğini ifade ediyor. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu cümlede geçen iç dünyasında derin kazılar yapmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 50 kısa düz yazı şiiri buluşturan kitapta insan odaklı, insanın ruhunda, iç dünyasında derin kazılar yapan, sarsıcı, alt üst oluşlar yaratan, okuruyla ilişkisinde son derece samimi yazılar bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, iç dünyasında derin kazılar yapmak. İç dünyası dediği şey ruhu, kalbi. O halde biz buradan ne anlarız? Ruhunun, kalbinin en ince, bilinmeyen, görülmeyen, o ana kadar şahit olunmamış yerlerinde bazı şeyleri açığa çıkarmak anlamına gelir. Hani kazılar da bunun için yapılır zaten. Seçeneklere baktığımızda insana zarar verici eylemlerde bulunmak, böyle bir şey ifade etmiyor. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Düşsel ögelere ağırlık vermek. Herhangi bir düşsel ögeden de bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Bilindik olayları kendince anlatmak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Sorunların kaynağını bulmaya çalışmak. Derin kazılar yapmaktan burayı çıkarabiliriz. Fakat
tam karşılamıyor. Çünkü iç dünya dediğimiz ruhuna, kalbine hitap edecek bir sözcük yok burada. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat B seçeneğinde yer alan, bakın, insan ruhunda bilinmeyenleri açığa çıkarmaya çalışmak. İç dünyası, ruhu açığa çıkarmak da nedir? Kazı yapmakla olur. Dolayısıyla doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede geçen köklü değişime ışık tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İnsanın yargılarla yetinerek kendini geliştirememesi başka, özgür düşüncenin köklü değişimine ışık tutan, Anadolu aydınlanmasının yolunu açan bir görüş olması gene başkadır. Burada köklü değişime ışık tutmak, arkadaşlar, derin bir değişiklik yapmak istemesi, kalıcı bir değişiklik yapmak istemesi, o zamana kadar görülmeyen, yeni, silinmeyen değişiklik yapmak anlamına gelir köklü bir değişiklik ve bunu yaparak ondan sonraki kişilere rehber olacak, yol gösterecek anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Yeniliklerin tepkiyle karşılanmasını önlemek herhangi bir tepki anlamına gelmez, bunu elemiş oluruz. Toplumdaki değişimleri yakından takip etmek, bu anlama da gelmez, bunu da elemiş oluruz. Değişimlerin faydaları konusunda toplumu aydınlatmak, bakın, ışık tutmak, aydınlatmak anlamına gelir. Fakat değişimlerin faydaları konusunda değil bu. Böyle bir anlam yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Değişikliklere karşı gösterilen tepkilerin başlatıcısı olmak, herhangi bir tepkiden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat A seçeneğinde yer alan kalıcı yenilikler yapılmasında köklü değişiklikler kalıcı yeniliklerdir arkadaşlar. Işık tutmak, bakın, burada yol göstermek anlamına gelir. Köklü değişime ışık tutmak sözü kalıcı yenilikler yapılmasında yol gösterici olmak anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlede geçen bazı yazarların kuklası olmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yapıda bağlı eleştirinin olmadığı dönemlerde kimi eleştirmenler bazı yazarların kuklası olmaktan öteye gidememiştir. Burada dikkat edilmesi gereken kelime kukla kelimesi. Çünkü kukla başkalarının yönlendirmesiyle hareket eder arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda ise nesnel bağımsız bir eleştiri yapmak. İşte kukla olduğu için nesnel ve bağımsız bir eleştiri yapamıyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Esere bağlı bir eleştiri anlayışına sahip olmak, bu da değil. Böyle bir anlayış da yok. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yazarların sanatçı kişiliğine saygı duymamak, herhangi bir kişilikten ya da sanatçı kişiliğinden bahsetmiyor bu ifadeyle. Bunu da elemiş oluruz. Eleştirilerin herkesçe beğenilmesini sağlamak, burada da yine bir beğeniden falan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Fakat C seçeneğinde yer alan yazarların istekleri doğrultusunda hareket etmek. Evet. Kukla olduğu için başka yazarların istekleri doğrultusunda hareket etmiş oluyor. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada geçen yaşam sırrının anahtarını aramak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Karasu'nun yazdıklarına bakanların öncelikle önemli görünen şeyleri görmeleri şaşırtıcı değil. Ayrıca yazdıklarında yaşam sırrının anahtarını arayanlara da rastlarız çoğu kez. Bakın, yaşam sırrının anahtarını arayanlara sözüyle anlatılmak istenen nedir? Yaşamda var olanın dışına çıkıp bilinmeyen, görünmeyen şeylerin peşinde koşmak, onları bulmak anlamına gelir. Çünkü yaşam sırrının anahtarını aramak diyor. Demek ki bir şeylerin peşinde bu. Bir şeylerin peşinde koşturuyor. Bilinmeyen, görünmeyen şeylerin peşinde koşturuyor. Seçeneklere baktığımızda ise A seçeneği dursun. Hayatı üstü kapalı yönlerini eserlere yansıtmak, böyle bir anlam değil, bunu elemiş oluruz. Yaşamdaki acıları dindirmek için çıkar yol bulmak, herhangi bir acıdan bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Görünenden yola çıkarak görünmeyene ulaşmak, bu da değil arkadaşlar, tam karşılamıyor, bunu da elemiş oluruz. Hayattaki önceliklerin önemsemesini sağlamak, herhangi bir öncelikten bahsetmiyor, bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise, yaşamdaki bilinmezliklerin şifresini bulmaya çalışmak, anahtarı aramak zaten herhangi bir şeyi bulmaya çalışmak anlamına gelir. Peki yaşamın sırrını dediği şey yaşamın bilinmez yönleridir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız
A seçeneği olacaktır. 10. soru, bu parçada geçen düşüncelerinin aşısız tutmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bizim de onun gibi yaşama zevkiyle dolmamız için çok çaba sarf etti. Artık çok eğleniyordu. Emeklerinin karşılığını almış, düşüncelerinin aşısı tutmuştu bir kere. Bakın burada düşüncelerinin aşısı tutmak sözüyle anlatılmak istenen şudur arkadaşlar. Artık düşüncelerini onlara benimsetmiş, onlara kabul ettirmiş anlamına gelir. Dolayısıyla olumlu bir düşüncenin olduğunu görüyoruz. Çünkü hepsinin bakın eğlendiği ortaya çıkıyor. Seçeneklere baktığımızda öngörüde bulunduğu konularda haksız çıkması. Hayır, haklı çıkıyor ki çünkü hepsi düşüncelerini benimsiyor. O yüzden bu olmaz, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Gösterdiği çabanın karşılığını bulamamak. Arkadaşlar, gösterdiği çabanın karşılığını buluyor. Çünkü aşı tutuyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Deneyimlerini faydalı alanlarda kullanması. Herhangi bir faydadan bahsetmiyor. Bunu elemiş oluruz. Düşünce olgunluğuna erişmek için uğraşması. Herhangi bir düşüncenin olgunluğa ermesinden de bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Ama B seçeneğinde yer alan bir durum hakkındaki görüşlerinin olumlu bir şekilde sonuçlanması. Bakın şimdi aşının tutması olumlu bir düşünce. Yine düşünceleri ve görüşleri arkadaşlar. Dolayısıyla düşüncelerinin aşısı tutmak bir durum hakkındaki görüşlerinin olumlu bir şekilde sonuçlanması anlamına gelir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Kendimi yalnız sanıyor, talihin arabasında dolu dizgin gidiyordum ne yazık ki. Buradaki dolu dizgin sözüyle anlatılmak istenen nedir? Son sürat gidiyor anlamına gelir. Ya da arkadaşlar son hızla gidiyor anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Dengeli bir ekonomi stratejisi izlemek. Dengeden bahsetmiyor. Adam son sürat gidiyor. Bunu elemiş oluruz. Herkesin sevgisini ve beğenisini kazanmak. Sevgi ve beğeniden de bahsetmemiş. Bunu da elemiş oluruz. Ticarette yeni atılımlar gerçekleştirmek. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. Doğru ve ilkeli bir anlayışa sahip olmak. Bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise önüne geçilemeyecek biçimde ilerlemek. Yani son sürat gitmek anlamına gelir. Bu yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda bu cümlede geçen yol boyu tutulan bir yaşam aynası olabilmesi sözüyle romanın hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Cümlemize bakalım. Romanın batıda gelişimi, yol boyu tutulan bir yaşam aynası olabilmesi, bireyin kendini sorgulayabilmesi, kendini yaşamda etkin kılabilmesiyle olanaklı olmuştur diyor. Ayna kelimesi dikkatimizi çekiyor. Ayna, iyisiyle kötüsüyle her şeyi yansıtan anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda, çevrede göze hoş görünmeyen olayları konu edinmesi. Ayna iyi şeyleri de gösterir, kötü şeyleri de gösterir. Burada sadece kötüyü aldığı için bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. İnsanları öznel bir değerlendirme süzgecinden geçirmesi sadece öznel değildir ki ayna nesnel şeyleri de gösterir. Her şey olduğu gibi gösterdiği için bunu da elemiş oluruz. Bireyin sorunlarıyla yüzleşmesini sağlaması, bakın bu olabilir ama yol boyu tutulan bir yaşam aynası dediği için tam karşılamıyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Çünkü yüzleşmek olumsuz. Olumlu da olabilir aynanın gösterdikleri. E seçeneğine bakalım. Yaşamdaki olayların seyrini değiştirmede etkin rol oynaması. Bu ifade tam olarak bunu da karşılamıyor. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise yaşamı olduğu gibi yansıtabilmesi. Yani iyisiyle kötüsüyle arkadaşlar gösterebilmesi anlamına gelir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.